Peki senin gündeminde evlilik yok. Evliliğe çok sıcak bakmıyorsun ama bir isim var ki onun gündeminden evlilik hiç düşmüyor. Oyuncu Ebru Şahin'in 2 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'dan efendim kısa bir süre önce evlenme teklifi almıştı. Muhabir arkadaşlarımız Ebru'ya düğün tarihi ne zaman diye sormuş. İzleyelim. Kızgın mısın sen bana? Bakmazsın yüzüme. Ebru Şahin dikkat çeken güzelliğiyle gece gezmesine çıktı. İşler güçler yolunda dedi. Çok güzel gidiyor. Farklı bir roldesiniz. Evet, farklı bir roldeyim. Güzel bir roldeyim. Çok güzel şeyler anlattığımızı düşünüyorum insanlara. Çok da güzel karşılık buldu. O yüzden çok mutluyum. Size bu... Heyecanlandım, mutlu oldum tabii ki hayalimdeki bir rol olduğu için. Çok da güzel gidiyor şu an. Obanız nerededir? Duymadım hiç. Hangi boydur o? Amerika'da NBA'de forma giyen sevgilisi Cedi Osman'la aralarındaki mesafeyi hiçbir zaman dert etmiyor. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Evet yaklaşıyor. Cedi Bey de Amerika'da. Planlar yapıldı mı? Amerika'da o, evet. Ben de çalışıyorum. Orada zor oluyor mu? Sevgililer günde bir plan var mı? Planım yok. Her şey güzel gidiyor ama herhangi bir sorun yok. Gayet keyifli. Cedi Osman'la Ebru Şahin evlilik için şimdilik bir plan yapmamışlar. Evlilikle alakalı haberler çıktı. Yazın olacağı söyleniyor ama. Daha henüz biz de plan yapmadık. O yüzden olunca zaten mutlaka bu duyarsınız. Bu arada sesiniz yani. De çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Biten sevgilerin ardından. Derece romantik bir evlilik teklifiydi. Kapadokya tatili sırasında Cedi Osman diz çöktü ve yüzüğü taktı. Kaç bin TL'lik yüzüktü? 200 bin TL. 200 bin TL'lik tek taşı taktı. Bir şey söyleyeceğim. Tarih konusunda bir netlik yok daha. Yok. Birbirini çok seven insanlar zamanla birbirlerine benzermiş. Evet bence ama onlar doğru. Birbirlerini hiç tanımadan zaten biz onları birbirlerine çok benzetiyoruz. İkisi de çekik gözlü. Değil mi? Yüz şekilleri, saç şekilleri böyle ikisi de kıvırcık saçta. Nasıl benziyorlar birbirlerine? Vallahi geçenlerde böyle bir iddia bir şey duyduk. Ebru Şahin yüzüne Fransız askısı yaptırdı şu göz çevresine şurasına diye ama tabii. Biraz daha gözler çekik olsun diye Fransız askısı yaptırmış. Son ama dönemde bayağı trend oldu o işlem. Evet. Herkes yaptırıyor. Evet. Seda herkes Sayan'dan askıyla dolaşıyor. Herkesi askıya alıyorlar. Cedi Osman Ebru'yu görür görmez aşık olmuş ve ben bu kızla evlenirim demiş. Diyor bir ki, de öyle hikayeler var. Tabii, yüzük, evet ya, yüzük cebimde geziyordum diyor böyle. Bir yıl cesaretimi toplayamadım ona evlenme teklif etmek için. Kapadokya tatilinde etmiş. Sizde peki böyle bir durum oldu mu? Görür görmez mi aşk oldu sizinkisi? Ya biz başta arkadaştık. Evet. Görür görmez tabii ki olmadı. Sonrasında bizim oldu. Ama böyle birbirimizi gördüğümüzde şeydi yani hani ya bir şey olacak da hani nerede kim nasıl başlayacak? Aynen evet öyleydi. Nerede anladın? Nerede anladın? Ozan tamam dedin kendi kendine. Yani şöyle bir stüdyoda çok vakit geçiriyorduk çalıştığımız için. Zamanla onu tanıdıkça, o kalbini gördükçe, insanlığı, saflığı, çok yalansız, riyasız bir adam bir kere. Yani önce onun karakterine aşık oldum zaten. Sonra bir de yüzünü çok beğeniyorum benim için. Türkiye dünyadaki en güzel yüz Ozan da öyle hissediyorum. O yüzden de göre görmez bir şey hissettim. Olacağını biliyordum aslında. Ama bizimki daha sonra böyle oluştu gibi oldu biraz. Ozan. Sen. Ama Ozan senin nasıl? Bu çocuğa hep böyle poz vermen şu eli şöyle. Biz alışmışız. Gerçekten. Geçen o da diyor ki aşkım bence artık atmayalım. Bak işte gördün. Bak gördün mü işte. Ama bizde şöyle bir şey var. Biz böyle hani diğer atıyorum ünlüler gibi röportaj yapacağız. Kameraya şöyle bakacağız. Sen benim gözlerim içine böyle var bakacaksın. Elimi böyle tutacaksın. Gizli ajan. Biz böyle değiliz. Biz karşımıza çıktığı zaman olduğu gibi oluyoruz aslında yani. Hiçbir planlamıyoruz. Şimdi planlasaydım ben orada elini tutardım. Tabii. Gözlerinin içine bakardım. Öyle bakardın. O bana öyle bakardı falan. Gayet. Hera peki Ozan sana nasıl açıldı? Ne yaptı? Bir mesaj mı? Çiçek mi? Hiç öyle çiçek alacak. Yani öyle çiçek alan bir tip değil Ozan. Çok da şarkı mı gönderdi? Yani bir aslında özel bir açılma olmadı. Bayılıyorum senin şu romantik. Berbat bir romantik. Şarkı gönderdi evet. Dörtlük attı. Evet. Bir gün beni yemeğe çıkarmak istedi. Hı-hı. Ondan sonra yemeğe çıktık. Yemeğe çıktığımızda şu an söylemeyeceğim ama bana çok güzel bir cümle kurdu. Ondan sonra da ilişkimiz başladı zaten. Ne söyledi?
Yok söyleyeyim. Ay, ne güzel yok. Soruyor. Çok merak ettim. Özel şimdi öyle o kadar söyleyince detay bana kızıyor ondan sonra. Ha, öyle birbirinize yasaklar da var. Çok özel hayatımızla ilgili konuşmayalım. Yani aslında benim de istediğim. Böyle çok her şeyi de anlatmak istemiyorum. Ama hani sizi çok sevdiğim için. İzlesene. O yüzden şey. Böyle elimden geldiğince açık olmaya çalışıyorum size. Ama böyle bir yemekte bana şey demişti mesela. Hı. Beni toprağa sen gömeceksin demişti. Aa, ama. Yani bu benim için mesela... Ha. Ben ağladım hüngür hüngür o cümleyi söylediğinde. Yani evet. Biliyorum benim için de mesela ömürlük bir sevgi. Onunki de bana öyle. Bundan eminim. O yüzden de böyle hani evlilikti bilmem neydi. İnanın böyle şeyler hiç düşünmüyoruz. Böyle sadece hayatımızı yaşamak istiyoruz. Beni toprağa sen gömeceksin. Yani bu hani çok... benim sonum olacaksın. Son evet. aşkım olacak. Evet, son aşkım başka olacak. Bir versiyon. Evet. Evet aynen. Vay. Çok iddialıymış evet. yalnız. Hiç tahmin etmedim. Ben de sen de şarkı markı diyorsun. Ben adam de. Hemen gözlüğüm. Bir şey söyleyeceğim. Kötü oldum. Toprak moprak ölüm falan deyince kötü oldum. Böyle. Ya onun anlamı aslında şey hani ölüm değil de hani tabii, tabii. ölümün sonuna kadar senin yanında sen olacaksın. Aynen. Ama orada şöyle bir şey de var. Ben senden önce gideyim. Senin acını yaşamayayım da var orada. Ya onu zaten bana böyle ara ara söylüyor ve ben o kadar üzülüyorum. Kendi kendime oturup ağlıyorum. Saçmalama falan. Yok ben senden önce öleyim bilmem ne. Ve bizim siz aramızda gerçekten evet, şey var çok bir şey bu güçlü bir duygu var. Bir şey var evet, belki de. Çok güçlü bir duygu var aramızda. Ya böyle şeyleri düşünmek de insanı çok üzer. Ya her zaman böyle bir şey düşünmüyoruz evet. tabii ki ama böyle ona kadar derin olduğunu belirtmek evet, aynen. için söylüyor. Bazı zamanlar derin olduğumuz anlar oluyor mesela. Sizin yaş farkı da değil mi? Çok konuşulmuştu. Kaç yaş var aranızda? Aslında öyle bir uçurum yok. 19 yaş fark var. Sonuçta ben 30 hiç yaşındayım. Hiç göstermiyor. Ozan hiç 19 Ozan hiç gibi... göstermiyor. Ozan evet. şey böyle 38, 35 gibi. Kenan da öyle. Yani onlar yıllar geçse de büyümeyecek iki erkek tipi. Genetikleri Kenan bence. Biraz değişti bak. Kenan biraz hafif değişti ama sanki daha... geçen yıldan bu yana biraz değişti ama Ozan yılların hep aynı. Ozan bebek gibi yani yüzü bebek gibi olduğu için bence o yüzden yaş almıyor gibi hissediyorum. Bir de evet. spor yapıyor, formunu koruyor. Sen de iyi geldin. Ben de biraz iyi geldim tabii. Değil mi?